Gel. Sultanım. Neredesin sen Fatma? Hazırlıklarla meşguldüm sultanım. Mustafa'm için hazırlanan cariyeye ne oldu? Duyduğuma göre şifahanede kalmış o gece. Halvete giderken merdivenlerden düştü sultanım. Heyecandan olsa gerek. Eminim öyledir. Bu gece tekrar götüreceksin onu. Sultanım. Bu kez dikkatli ol. Başına bir hal gelirse senden bilirim. İskender Çelebi, keyfimden yapmıyorum bu harcamaları. Şehzadem sancağa çıkıyor. Anlıyorum sultanım. Fakat elimden bir şey gelmez. İstediğiniz meblağ çok yüksek. Önümüzde sefer var. Ek tahsisat ayırmam mümkün değil. İbrahim Paşa ile konuşun. Benim istediğimi söyleyin. Üzgünüm sultanım. Şu an elimizde hiç altın yok. Hepsi sefer hazırlıklarına gidiyor. Ben ne yapacağım peki? Defterdar olarak bir çözüm bulun. Bunun tek bir çözümü var sultanım. Borç alacaksınız. Nasıl? Kimden? Yahudi sarraflardan. Biz de ihtiyaç halinde kendilerinden borç alırız. Arzu ederseniz bir hatun sarraf yollayabilirim size. Neden siz alıp vermiyorsunuz? Eğer bunu yaparsam sebebini izah etmeye mecbur kalırım. Lakin siz alırsanız kimse bilmez. Vakti gelince de ödersiniz. Böylece hadise duyulmadan mesele hallolmuş olur. Anladım. Öyleyse yollayayım birini. Sultanım. Defterdarla konuştum Fatma. Yahudi bir sarraf hatun gönderecek. Ondan aldığımız borçla açığı kapatacağız. Anladım sultanım. Ne anladın Fatma? Beni dinlemiyorsun ki, aklın nerede senin? Sultanım, bir hata olmuş galiba. Manisa Sarayı'na gidecek cariyeler arasında ismim yoktu. Şu mesele. Sen benimle kalıyorsun. Sana ihtiyacım olacak. Ben her daim hizmetinizdeyim elbet. Fakat dün gece... Haberim var. Hatun'u yollayıp kendin girmişsin halvete. Ne haddime sultanım. Şehzademiz öyle arzu etti. Neyse ne. Şu an yollamam seni. İcap ederse bilahare gidersin. Siz nasıl isterseniz sultanım.